Hayırlı akşamlar. Sayın seyircilerimiz, bu akşam programımızda inşallah Şark'ta medrese kültürü ve Almanya'da Ramazan konularını inceleyeceğiz, konuşacağız, irdeleyeceğiz. Konuklarımız Ali Rıza Arpaçık, hoş geldiniz. İl vaizimiz, kadim dostum, meslek arkadaşım. Yine emekli İmam Hatip, kadim dostum, meslek arkadaşım. Din Görevleri Derneği Başkanı Musiki Şinas Akyol ailesinden Nihat Akyol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar Nihat Allah Hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Sen Ramazan'ı seversin. Evet. Güzel geçiyordur inşallah. Evet. Hocam hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Siz sormalıyım. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz elhamdülillah. Ramazan aranız nasıl? İyi elhamdülillah. Ali Rıza Hocam. Şimdi Nihat Hocam, senin musiki şinaslık yönün var. Güzel bir tilavetin var. Kur'an'la başlayalım. Buyurun. Evet. İnşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillah. الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة أزواجٌ مطهرةٌ وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ Allah razı olsun. Geçen yıl kayıplarımız oldu. Evet. Ömer Kocaoğlu hocam. Evet, Allah rahmet eylesin. Şükrü Kacar. Ebeveynim benim. Anne babam rahmet Allah oldu. Rahmet eylesin. Ali Rıza hocamın da yakın dostuydu babam. Allah rahmet eylesin. Allah hepsine rahmet etsin diliyoruz. Amin. Yad ediyoruz hayırla.
Şu Ömer hocamla sen çalıştın. Evet çalıştım. Allah rahmet etsin. Gerçekten değerli bir müftümüzdü. Siz çalıştınız mı? Yok. O zaman ben milli eğitimdeydim. Milli eğitimdeydiniz siz. Ali Rıza hocam, Şark'ta medrese kültürü ve Almanya'da Ramazan'ı işleyeceğiz. Şark'ta medrese kültürü başlıktan da birçok konu anlaşılıyor. Sorunun cevabı içerisinde. İslam'ın çalışkan bir medresesi Şark medresesi. Ve sen de o gelenekten gelen bir insansın. Daha sonra ilahiyatla, milli eğitimle, diyanetle de bunu devam ettiriyorsun. Şark'ta medrese kültürünün tarihine gidersek eğer, neler söyleyebiliriz? Yani bu konuda çalışmalarınız var. O orayı, o dünyayı yaşadınız. Babanız, Allah hayırlı uzun ömürler versin, yaşayan bir molla, alim bir insan, vatanperver bir insan. Neler söylersiniz? Tabii şuna çok iyi bakmak lazım. Osmanlı'yı ayakta tutan medreselerdir. Evet. Şimdi yine şuna çok iyi dikkat etmemiz gerekir. Anadolu'yu ayakta tutan da medreseler olacak. Çünkü bu insanlar, insanlarımız elhamdülillah Rabbine karşı samimi, ciddi, bu insanların, bu toplumların ayakta durabilmeleri için de temel dini ilimlere ihtiyaçları var. Çünkü bu insanları, yani Orta Doğu'yu diyebiliriz, Şarkı, büyük mütefekkir, İslam, bir İslam bilginin dediği gibi Orta Doğu'yu, Doğu'yu ayakta tutan İslami ilimlerdir. Nasıl ki Batı'yı ayakta tutan felsefe ise Doğu'yu da ayakta tutan İslami ilimlerdir. Yıllarca, asırlarca tabi bizim atalarımız o kültüre, medrese kültürüne devam etmişler. O medrese kültürüne ağırlık vermişler. Hatta öyle olmuş ki o insanlar yeri geldiği zaman içtihat da yapmışlar. Yeri geldiği zaman vatandaşlara yardımcı olmuşlar. Yeri geldiği zaman çaba göstermişler. Yeri geldiği zaman çalışmışlar. Yeri geldiği zaman o İslam alimleri, bilginler, o medreselerde yetişenler cephelerde düşmanlarla yani mücadele etmişler. Tabii yine de işte... Hocam en son PKK'yla da mücadele ettiler, ediyorlar. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Her zaman vatanı, milleti, evet. Doğu medreselerimiz devletinin yanında olmuştur. Yanında olmuştur. Bayrağının yanında olmuştur. Evet, yani şöyle... Kahraman seydalarımız değil mi? Allah yani kendilerinden razı olsun, ölenlere de rahmet eylesin. Yani bu konuda gerçekten biz kendilerine minnettarız. Hatta... Hocam oradan şuraya girmek istiyorum. Şimdi konu konuyu açacak, devam edeceksiniz. PKK uzun yıllar seydaları ve medrese kültürünü Doğu ve Güneydoğu'da yok etmek istedi değil mi? Evet. Buna yönelik eylemler yaptı, şehadetler oldu, medreseler bombalandı, seydalar şehit edildi. Bu konuda neler söylersiniz? Bu konuda tarihe baktığımızda, yani bu insanların başta da söyledik, yani tam... hizaya gelebilmeleri için tam doğru düzgün mutlu olabilmeleri için yani İslami ilimler esastır. Yani Rablerini tanıyabilmeleri için, helal harami bilmeleri için bir İslam hukukunu bilmeleri gerekir. Tabi bu da neyle oluyor? Medreselerle oluyor. Evet. Yani yine bir insanın bir yersiz yere bir insanı katletmenin, öldürmenin ne kadar ağır olduğunu Hazreti Adem'den tutun kıyamete kadar gelen, geçen bütün insanları katletmiş, öldürmüş gibi böyle bir suç işlemiş olduğunu bilmek için Kur'an'ı ilimlere yani sahip olması gerekir. Kur'an'ı ilimlerden bilgi sahibi olması lazım. Tabii bildiklerini yaşaması lazım. Bu da neyle oluyor? Medreselerle oluyor. Onun için gerçekten bizim insanlar, bizim idareciler, bizim amirler, memurlar hepimiz de 7'den 70'e kadar medreselere çok borçluyuz. Evet. Yani evet diyorsun ki medreseleri dinleseydi o tür örgütler bunları zaten yapmazdı.
Evet. Biz onlarla mücadele ettiğimiz için de tabii ki zarar vermek istediler. Evet. Devletimiz de her zaman vatandaşlarının yanındaydı, evet. Yanında olacak. Nihat Akyol, evet. Hocam sizinle devam edeceğiz. Evet. Konu çok, ikinizde de. Kannst du Deutsch sprechen? Almanca konuşabiliyorsun. Oradayken konuşuyordum. Orada değil mi? Orada çalışıyordun. Stuttgart'ta gönüllü çalışıyordun. Çalışıyordun evet. Derken emeklilikten sonra gittin. Yok, Allah rızası yok, için. Görevliyken de gittim. Ha görevliyken de oradaydın. Oradan başlayalım. Şimdi evet. Almanya'da Ramazan'ı anlatacaksın. Çeşitli konulara gireceğiz. Sende konu çok. Evet. Oradan girelim. İlgiyi nereden yakalarsak evet, değil mi? Evet, televizyon evet. Programlarında öyledir. Evet. İlgiyi nereden yakalarsak evet. Bir sempozyum gibi, panel gibi, vaaz gibi değil. Evet. Evet buyurun. Şimdi önce tabii seyircilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet. Cenab-ı Hak sahatla bayrama kavuşmayı nasip eder inşallah. Amin. Şimdi Almanya'daki Ramazanlar buraya göre biraz farklı. Evet. Bana göre onların Ramazanı daha güzel. Nasıl diyeceksiniz? Orada daha güzel şimdi, duygular elde ettim. Şöyle bir şey. Evet. Şimdi orada Ramazanları bütün aileler birlikte yaşıyor. Evet. Siz de görmüşsünüz. Evet, gitmişsinizdir. Öyle. Cemiyetlerde iftarlar hep birlikte yapılıyor. Evet. Sahurlar hep birlikte yapılıyor. Mesela büyük yerlerde her gün iki kişi veya üç kişi iftar veriyor. Evet. Yani sponsoru oluyor. O gün orada iftar ediyor. Hanımıyla, çocuğuyla, yani ailecek orada bulunuyorlar. Ve bu duygu yani mesela oradaki şey Avrupa'daki en güzel şey oradaki insanların bizim gibi her tarafta cami yok. Evet. Orada ezanlar dışarıdan okunmuyor. İçeriden okunuyor. Evet. Ve dolayısıyla yani oradaki İslami atmosferi, çok İslami az yerde havayı, tabii. Dışarıdan izin var. Birkaç yerde var. Belçika, Şerat'ta 3 vakit. Almanya'da bir yer var galiba. Almanya'da bir yerde var. Evet. Çok az Forsheim diye bir yer var. Forsheim'a gittim ben. Evet. Forsheim'da evet. Bir tek öğlen namazında dışarıda evet. Okunuyor. Şimdi Forsheim'a kuzu çevirmeye bizi davet ettiler. Evet. Orada Selim abi vardı Yalovalı. Forsheim şey yapıyor. Fransa'ya yakın. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz Selim abi Yalovalı. Gerçekten bazı yerlerde izin var. Şimdi hocam evet devamla. Şimdi orada yani bu Ramazanların 30 günü de böyle geçiriliyor. Evet. Yani orada herkes orada hep birlikte geliyor, vaazlar dinliyorlar. İşte bazen programlar yapılıyor. Mesela evet. Türkiye'den ben oradayken yani şimdi bilmiyorum. Türkiye'den hocalar gelir. Mesela haftada bir gün bir vaaz edilir. Evet. Veyahut da ilahi grupları gelir. Orada ilahi söylerler. Yani çoğu zaman sahura kadar programlar olur. Evet. Sahurdan sonra gidip yatılır. Tabii orada ne kadar güzel olsa da orası buruk geçiyor. Nasıl evet. Buruk geçiyor? Şimdi bayramlarda bizim gibi doyasıya bayram yapamıyorlar. Hocam şimdi İslam kültüründe kahir ekseriyet onu yaşayacak ki tam yaşayasın. Evet. Yani orada Hristiyan toplumu sonuçta. Evet. Evet. Şimdi iş yeri var. Bayram evet. Olduğu zaman eğer pazartesi, salı, çarşamba hafta içine gelirse evet. Bayram namazı bile çoğu kılamıyor. Evet. Yani izin alamazsa kılamıyor. Yani öyle bir şey var. Tabii Ramazanlar orada bir de hayır hasanat yapılıyor orada. Mesela her gün bir yere para toplanıyor. Mesela Gazze'ye. Mesela şimdi ben dün görüştüm arkadaşlardan, Stuttgart'ta bayağı yardım toplanıyor. Oraya yardım gidiyor ki zaten Gazze'de bu esireyle Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Evet. Maalesef duadan başka bir şey yapamıyoruz. Gücümüz yetmiyor, gücü yetenler de bir şey yapmıyor. Evet. Oraya ancak yardım gönderebiliyoruz. Maddi manevi dua ediyoruz. Milletimiz, devletimiz orada. Evet. İnşallah daha da gücümüz artacak. Ben Stuttgart'ta bulunmuştum. Tabii siz çok daha detaylı bulundunuz. Hegel'in doğduğu ev Stuttgart'ta. Avrupa'nın en büyük filozoflarındandır. Gittiniz mi bilmiyorum. Müze olmuş. Merkezde. Hegel. Ya, gittiniz mi oraya? Yok gitmedim de yerini biliyorum. Şimdi Stuttgart'ta doğmuş büyümüş. Wangen diye bir yerde. Tam merkezde. Tabii Wangen işte. Tam merkeze. Berlin'de vefat etmiş. Çok ben de severim. İyi bir
insaflı bir filozoftur. En büyüğüdür hemen öyle. Bana göre de Cemil Meriç'e göre en büyük filozofudur. Bana göre de öyle. Evet. Bismarck da çok iyidir tabii felsefe açısından. O da Dortmund'da o civarlarda zaten Borussia Prensi yaşamıştır. Şimdi Ali Rıza Hocam, hayat evet. hikayeni, otobiyografini alacağım senin. Nerede doğdun? Ben kendim Üngöl Adaklı Sevkar köyü var. Oralısın. Oradan doğdum. Evet. İşte daha sonra Adaklı'da ilkokulumu bitirdim. Evet. Medreselere devam ettim. Hangi yıl medreseye başladın? Orası önemli. Şöyle diyelim. Tahsille beraber medrese de devam etti. Evet. Yani 85'ten sonra 86-87'den itibaren. Hangi yıl doğdun? Artık ben normal 72 doğumluyum. Yani 13 yaşında evet. başladın. Aynen öyle. Babanda mı başladın? Babamdan başladım ilk önce. Baban ismi ne? Babam ismi Molla Sait. Sait Arpacık. Evet, Sait Arpacık. Halen medresesi devam Halen ediyor. Devam ediyor. Allah selamlarımızı, olsun. Hürmetlerimizi iletiyoruz. Van'da mı hocam medrese? Burada değil mi babam medresesi? Burada. Burada. Van'da bulundunuz mu babamla? Van'da da ben bulundum. Ha, şimdi babanın dönemine gidelim. Şimdi evet. 13 yaşında babanda başladın okumaya. Evet, daha sonra başladım. Daha sonra Muş'a gittim. Orada okudum. Orada kimde okudun? Molla İbrahim diye bir hocamız vardı. Yaşıyor mu halen? Ya kendisi İstanbul'da. Tabii yaşıyor. Hayattadır. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah selamlarımızı razı olsun. İletiyoruz. Aleykümselam. Daha sonra Bitlis'e gittim. Mısır'a Bitlis'te okudum. Orada kimde okudun? Bitlis'te Norşin'de de kaldım. Az da olsa Uhin'de var. Güroy Mutki'ye bağlı. Nurşin'in yeni adı Güroymak mı? Güroymak'tır evet. Yeni Mutki'de adı. De okudun ayrıca. Mutki'de de okudum. Nurşin'de kimde okudun? Nurşin'de okuma olarak değil, ziyaret olarak gittim. Ziyaret olarak? Şeyh Nureddin, Molla Nureddin diye bir zat vardı. Onu ziyaret etmeye gittim. Yaşıyor mu halen? Vefat etti. Allah rahmet evet. etsin. Ondan sonra Bitlis'te var, Aridağ. Aridağ'da Molla Mahmud vardı. Evet. Geylanilerden. Evet. Molla Mahmud Geylani. Ondan okudum. Seyit'ti. Seyit'ti. Evet. Çok aktif. Mahmud Geylani Hazretleri. Geylani Hazretleri. Evet. Yani Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunu. Soyundan evet. Torunu. Yaşıyor mu halen? Yok vefat etti. Allah rahmet etsin. Onunla zaten amcazadeyiz. Öyle değil. O Hazreti Hasan'ın soyundan gelir. Biz evet. Hazreti Hüseyin'in. Akrabalık da var. Akrabalık evet. da var. Evet. Yani kendisi gerçekten her dalda yetiştirmiş bir insan. Evet. Ve de edebi yönü de vardı. Evet. Şiir yazıyor muydu? Şiir yazıyordu. Aklında var mı şiirlerinde? Aklında o genelde böyle durduğu zaman ara sıra düşünüyordu. Şu beyti okuyordu Türkçe. Türkçe bir beytini söyleyeyim. Şu dünya bir değirmen durmadan daim döner. Cismi Adem bir fenerdir durmadan daim söner. O bunu çok tekrarlıyordu. Çok güzel evet. evet. Gerçekten evet. güzel de yazmış. Evet. Ali Rıza Hocam daha sonra nereye gittin? Tabii bir sırada Tillo'da kaldım. Tillo'da da evet. kaldın. Orada kimde okudun? Sedem Ola Burhan. Halin Burhan evet. Bey orada Burhan, bildiğim kadarıyla. Evet şu an orada. Allah İyi hayırlı yaşlı. Uzun ömürler amin, versin. Amin. Güzel hizmetler yapıyor. Amin. Ben de Tillo'ya 5-6 evet. defa gittim. Evet. Oradan peki Tillo'dan? Daha sonra tabii yurt dışına gittim. Bir sıra Mısır'a. Nereye? Mısır'a gittim. Mısır Elazer'de okudum. Siz Elazer mezunusunuz değil ben mi? Ben 2 yıl okudum. Notlarım yüksek olduğu için 95'in üstünden olduğu için evet. uluslararası yataya geçtiğinde Türkiye'ye geldim. Çok güzel. Nereye geldin? Van 100. yıl. Peki Eser'de nerede okudun? Eser'de de kimde tam, okudun yani? Orada Elazığ Üniversitesi. Aklında kalan hocalardan yani. Mesela orada vardı. Şeyhul fakülte üniversite rektörü vardı. Abdüsselam o geliyordu. Rektöre şeyh diyorlar zaten. Şeyh diyorlar evet. evet. O geldi dersimize usul fıkı. Dersine giriyordu. Evet. İşte yine Muhammed Ebu Salim vardı. Evet. Gramerciydi. Tabii bir gün bir olarak bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar evet. dediler ki hocam sizin Arapça var siz anlatabiliyorsunuz. Hele hocaya söyle ki bak Arapça dersi grameri zordur. Evet. Bize biraz insaf etsin. Tabii ben dedim ki beni konuşturmayın. Çünkü ben konuşsam o da diyor ki sen konuşabiliyorsun. Evet. Ara birçok konuda ben onlara tercümanlık yapıyorum. Senin pratiğin yapıyordum. İyiydi değil mi hocam? Pratik evet. iyiydi. Evet. Mesela ben gittim kendisiyle konuştum. Dedim ki ya ustaz nahnu nekhafu min dersi usul fıkhı ve lügatil arabiye. Evet. Tabii dedim ki hocam biz usul fıkhı ve Arapça gramerinden çekiniyoruz. Korkuyoruz. Korkuyoruz. Evet. Bu dersler zordur.
Bana dedi ki, aynı şu tabiri kullandı, hiç unutmam. Dedi, ya ahil aziz la tehaf minhuma. لِأَنَّكَ تَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَةِ الْفُسْحَى. Dedi ki, hiç onlarda korkma. Niye dedim, ben nasıl korkmayayım? Ben de dedim ki, وَطُلَّابُ الْمُسْلِينَ يَخَافُونَ مِنْهُمَا. Mısır öğrencileri onlardan korkuyorlar, biz de korkuyoruz. Yok dedi, korkma niye? لِأَنَّكَ تَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَةِ الْفُسْحَى. Çünkü sen çok fasih Arapçayı konuşuyorsun. Evet, konuşuyorsun. Tabii ben sonra arkadaşlara dedim ki, ben size demiştim ki beni konuşturmayın. Yani o konuda gerçekten Allah kendilerinden razı olsun. Yani çok kendilerinden faydalandık, istifade ettik. Evet. Bir de Türkiye'den giden öğrencilere karşı da Osmanlılardan dolayı bir muhabbetleri vardı, bir sevgileri vardı. Çok seviyorlardı. Hocam eski Dışişleri Bakanı Mısır'ın sözünü unutma, bir sözü var. Diyor ki Mısır'da Türk kanı taşımayan Arap yoktur. Evet. O kadar iyi karışmış. Kafkas Türkleri, Çerkezler, biliyorsun Çerkezler de var Mısır'da. Amman da var. Amman'ı Çerkezler kurmuş. Evet hocam, Mısır'dan sonra Van. Mısır'dan sonra Van'a geldim. İşte Van'da zaten ilahiyatı bitirdim. Bitirdin. Evet. Daha işte, yüksek lisans falan oldu aslında mu? Aslında o zaman şöyle diyelim. Düşünseydik aslında hocalarım da Allah selamet versin. Selamet versin dediler, gel. Biz de o zaman gençtik. Dedik bir an evvel göreve başlayalım. O şekil ihmal ettik. Yoksa yapmış olurduk. Her neyse, hayırlısı Nasip, olsun. Nasip, zaten hocam sen doktora seviyesinde bir alimsin. Ben yüzüne karşı değil. Çok alim bir insan Nihat hocam. Maşallah. Ali Rıza hocam. Babası tabii Derya Umman. Peki hocam şey diyecektim. Mısır'dan sonra ilkokul öğretmenliği mi yaptınız? Ben İmam Hatip Lisesi öğretmenliği yaptım. Nerede? Kovancılar İmam Hatip Lisesi'nde. Evet. Yani 96'dan itibaren. Kaç yıl yaptınız? Orada 4 yıl kaldım. Ondan sonra Elazığ merkeze geldim. Evet. Orada da Arapça derslerine gidiyordum. Hadis, tefsir, fıkıh, meslek dersi öğretmenliği. İlkokul öğretmenliği yapmadınız değil mi? Yok. Ben öyle hatırlıyorum. Yok. Da. Evet. Oradan Arapça, sonra vaizliğe mi geçtiniz? Daha sonra 17 Mart 2014'ten itibaren Diyanet'e geçtim, vaizliğe geçtim. Şeyde, Maden'de başladınız. Maden'de başladım. Daha sonra geç görevlendirmeyle Sivrice. Sivrice. Ondan sonra da Elazığ merkeze geldim. Geldiniz, halen buradasınız. Evet, halen buradayım. Çok güzel hocam. Evet. Keyifli sohbetinize devam edeceğiz. Nihat Takyol, Weiblingen'de bulundum ben. Orada birkaç yer daha vardı merkezin dışında. Ben 2015'te Weiblingen'deydim. O, sen de bulundun orada değil mi? Sen 15, görevli gittiğinde orada mıydın? Işte 15 Temmuz olduğu zaman ben oradaydım. Oraya gelelim. Hain darbe girişiminde oradaydın. Ha. Halkımız, Türkler orada, Almanya'daki Türk kardeşlerimiz kahramanca değil mi? Mukabele ettiler. Neler yaptınız? Şimdi şeye gelelim, darbe saatine yatsıdan çıktınız mı? Orayı bir detaylı anlatın. Akşam namazı. Daha doğrusu bu saat 2-3'te televizyonlar o çöplüğü veriyor. Evet. Ne olduğu belli değil. Askerler geziyor. 2'den belli. Orada saat kaçtı? 11-12. İşte orada 2'ye göre yani burada. Yok, daha öncesine gelelim. Türkiye'de 10 civarı bir hareketlenme işte başladı. Yani, siz orada 11 iki, civarı. 11. Iki. Neredeydin 11'de? O caminin şeyinde, lokalindeydik. Oturuyordunuz. Cemiyetin lokalinde. Televizyon açık mıydı? Tabii tabii. Açıktı. Açık. Birden şok oldunuz tabii, değil mi? Tabii. Yalnız ne olduğunu anlamıyoruz orada. Yani evet. Ne olduğunu bilmiyoruz. İşte orada bir şey var. Jandarmalar arama yapıyor. Evet. Arabaları durduruyor. Yolu kestiler. Ki herhalde o ara akşam namazına yakın asıl biz öğrendik ki o TRT'ye bayan çıkıp bir açıklama yaptı. Evet. Yani artık daha biz o zaman Türkiye'nin gittiğini, hatta Alman televizyonları arkadaşlar söylüyorlardı, Alman televizyonları. Şu anda Türkiye bir kalkışmayla karşı karşıya, ihtilal başarılı oldu. Evet. Cumhurbaşkanımız da, yani o zaman başbakan mıydı? Başbakan. Evet. Şu anda uçakta sığınma istiyor şeye. Evet. Almanya'ya sığınma. Uydurdular tabii, tabii onu. Tabii tabii, onu izledik. Tabii biz morallerimiz bozuldu. Almanya, Alman televizyonları onu uydurdular. Evet. Tabii tabii, bir 15'imde abat Show TV, TRT'yi izleyince bunun bir düzmece olduğunu. Evet. Şey, Almanya'da Fethullah FETÖ şeyi bayağı güçlü. Güçlüydü tabii, değil tabii mi? Tabii. Halen güçlü. Şu an tabii. Evet. Maalesef anda, halen güçlü. Şu anda mesela Lütfüsburg'da bir bina var.
yapıyorlardı o zaman, evet. Ve durmadı yani ihtilaldan sonra bitirdiler. Evet. Yani büyük bir öğrenci şey, evet. Yurt gibi. O şey Stuttgart merkezde var yerleri. Evet. Yerleri. Yani peki ondan evet maalesef. Sonradan da Alman televizyonları bir sefer de bu ihtilale karşı çıkan milleti, mesela o uçağa levye atan kişiyi çekmiş. Evet. Bu nasıl millet diye. Evet. Bir sefer şaşırdılar. De şaşırdılar. Evet. En önemlisi Ediz Bey. İşte bu Türk milleti. Suriyelilerden beraberiz. Evet. Biz. Yani 200'e yakın Suriyeli vardı. 40-50 tanesi camiye geliyordu yani. Evet. Sürekli iftarlara geliyorlardı, namaza geliyorlardı. Şimdi onlar söylediler. Yani biz acaba bu Türkiye gibi yapsaydık, bırakmaysaydık memleketimizi, böyle bu şekilde mücadele etseydik daha mı iyi olurdu, sizi kutlarım diyor. Tabii daha iyi olurdu, evet. Yani onlar kitabın ortasından tabii, konuşmuşlar. Yani o Allah razı olsun o gece kahramanca evet. Hepimiz gibi mücadele ettiniz. Vahit Bingen'de evet. Birbirine yakın Diyanet'in camisi var. Evet. Hemen böyle yan tarafından Birli Görüş camisi ben var. Ben orada Diyanet'in camisiyle Türk Federasyon camisine giderdim. O bir daha biraz daha aşağıda. Evet, Türk Federasyon. Ben oraya da gittim. Yani ben Avrupa'da nereye gidersem gideyim Diyanet'ten sonra Türk Federasyonu'na muhakkak uğrarım. Evet. Atip yine uğrarız. Tabii Milli Görüş de hepsi kardeşimizdir. Onlara da uğrarız yani. Şimdi devletimizin bütün devletçi gruplarla diyalogumuz var. Devletimizin gözetiminde olan. Şimdi şunu söyleyeceğim. 2015'te göreve gittiniz. Yok ben 2002'de gittim. Ha, ben oraya daha erken dönelim. İlk görev anınıza gidelim. Hangi yıl? İlk görev yerim 2002 Kirchheim Neckar diye bir yer. Kirchheim. Evet. Neredeydi Kirchheim? Lütbüsburg'a bağlı. Duisburg'a. Ha, yok. Lütbüsburg, Stuttgart'ın bir şehridir. Stuttgart, tamam. Hellbrunn'a yakın. Duisburg uzak. Ha. He, Hellbrunn'a yakın, evet. Duisburg bayağı uzak. Tamam, Kirchheim'i hatırladım ben, evet. Kirchheim Neckar. Orada görevli gittiniz. Tabii orada eşimle beraber gittik. Biz beraber gittik. Fikret Karaman'ın dönemiydi. Yenge Kur'an kursu hocasıydı. Tabii Kur'an kursu hocası. Emekli oldu mu? Yok, çalışıyor şu anda. Evet. İlk görev yerim orası benim. Evet. Ondan sonra bir daha aynı yere gittim ben Diyanet'te. Evet. Kirchheim'a bir daha gittim. Bir daha gittim. Tabii 6 sene sonra bir daha gittim. Bir daha gittim. Ondan sonra Milli Görüş camilerine gittim. Milli Görüş tabii, zaten o da devletimizin denetiminde. Vahit Bingen'e gittim. Evet. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Sen demin dedin ben her tarafa uğruyorum. Şimdi eski gibi değil. Evet. Şu anda Diyanet, Milli Görüş, Atip dediğin, evet. O Türk İslam Birliği evet. Dediği hemen hemen hep beraber çalışıyoruz. Çok güzel. Mesela evet. Eskiden ben 2002'de gittiğim zaman cemiyetlerin arasında biraz gerginlik vardı. Evet. Yani birlikte bir program yapamazdın. Tabii. Hem onlardan hem Diyanet'ten ben hem Milli Görüş'ten. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Şu anda sözü kestim. Estağfurullah. Bak şu anda biz mesela ben en son Hellbrunn'daydım. Evet. Yani bundan 2,5 sene önce Hellbrunn'da mesela biz Diyanet'ten program yaptık. Evet. Hemen arka tarafımızda Atip var orada. Evet. Güçlü bir teşkilat. Evet. Mesela onlardan beraber program yaptık evet. Birlikte. Eskiden bunu yapmak çok zordu. Bu şimdi kolaylaştı. Şimdi çok zor. Tabii en güzeli kimin de bu. Kimin döneminde başladı? Bu Mehmet Görmez döneminde. Evet. Bu cemiyetlerin Almanya'da birbirlerine yaklaşması, birlikte olmaları ki mantıklısı budur. Tabii kesinlikle. Şimdi ben bir şey anlatayım. Bu Fransa'ya gittik biz. Evet. Fransa'da bu Strasbourg. Ben de evet gitmişim Strasbourg. Strasbourg'a çok sevdiğim bir gittik. Şehirdir. Oradaki Diyanet'in, bu anınızı anlatıp bir ara vereceğiz inşallah. Diyanet'in camisine gittik. Evet dinleyin. Şimdi orada bir şey anlattılar bize. Evet. Dediler ki hocam biz buraya ilk geldiğimizde bundan 20-30 sene önce belediye başkanı bizi çağırdı. Bir grup Türk'ü dedi ki ben size filanca yerde bir arsa vereceğim. Orada bir cami yapın. Siz ibadetlerinizi yapın. Evet. Biz de hay hay dedik. Diyanet. Ondan sonra başka bir grup daha gitmiş. Evet. Şeye belediye başkanına. Zemce de biliyor. 2-3 kişi gidince belediye başkanı demiş ki ya şimdi siz aynı işi yapmıyor musunuz? Evet. Yani bu da namaz kılacak. Evet. Siz de namaz kılacaksınız. Niye ayrı yer istiyorsunuz? Birlikte olun. Yok bize yer. O zaman demiş hiç bize de vermiyorum. Sadece Diyanet'e. Ve diyor 10 sene biz camisiz burada kaldık. Diyanet'e de vermemiş. Tabii tabii. He. Yani barakalarda kaldık evet. Şey ettik diyor. Sonradan diyor kendi yerimizi aldık. Tabii o ilginç bir anekdot.
Kısa bir aradan sonra bu güzel sohbete devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Tekrar birlikteyiz. Ali Rıza Hocam, medrese kültüründe bulundun. İlahiyatla bunu birleştirdin. Milli eğitimle, diyanetle. Bu çok önemli tecrübeler bunlar gerçekten. Şimdi ben medreselerde, şark medreselerinde okutulan kitaplarla, 12 ilim değil mi? Meşhur. Evet. Halkımız da soruyor, bu 12 ilim ne? Bu ne demek? Oradan girelim. 12 ilim nedir? Hangi kitaplar okutuluyor? Evet, şimdi ilk başta medreselerde sözlük okutuluyor. Arapça diyelim, evet. Türkçe. Artık hangi dille tercüme yapıyorsa ona göre bir sözlük, yani tercüme şeyi, dil bilgisi. Ondan sonra sarf. Sarf. Yani biz buna çekim dili diyoruz Türk edebiyatında. Bir de gramer. Evet. Sarf, morfoloji, evet. Nahiv, sentaks. Evet. Evet, öyle diyelim. Şimdi nahiv çok önemlidir, gramer. Çünkü bir nahiv ilmini bilmeyen bir insan yeri geldiği zaman faili merfu okumayabilir. Merfulü mensup, evet, okumayabilir. Muzafileyi mecrur okumayabilir. Orada antir parantez verin, bir gireyim. Evet. Sözünü unutma. Evet. Mevlana'nın rahmetullahi aleyh nahivci ile kayıkçı hikayesi var. Evet. Diyor, bir nahivci ile kayıkçı yola çıkmışlar. Nahivci kayıkçının kayığına binmiş. Evet. Kayıkçı da diyor cahil bir adam. Diyor ki merhaba kayıkçı efendi, nasılsın, iyi misin? İyi misin? İyiyim elhamdülillah, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Diyor, sen diyor sarf bilir misin? Bilmem diyor. Sen diyor nahiv bilir misin? Bilmem diyor. Sen diyor fıkıh bilir misin? Bilmem diyor. Sen hadis bilir misin diyor? Bilmem diyor. Sen kelam bilir misin? Bilmem diyor. Ya diyor desene diyor, senin ömrünün yarısı gitmiş. Nahivci diyor sustu, önüne baktı, cevap vermedi. Bir müddet sonra kayık su almaya başladı. Nahivciye döndü kayıkçı, dedi ki nahivci efendi dedi, sen yüzme bilir misin? Dedi bilmem. Desene demiş, o zaman senin ömrünün hepsi gitti. Yarısı değil. Sizi tenzih ederim. Siz ameli olan bir alimsiniz değil mi? Yani bu tamam öğretiliyor ama bunun irfanla değil mi birleştirilmesi, evet, amelle lazım. Evet hocam, 12 ilime devam edelim. Tabii yine bununla beraber naivden sonra, yani sıralamasına göre gidiyoruz. Evet. Mantık ilmi okutuluyor. Evet. Mantıktan sonra işte bu istihare ilmi okutuluyor. Evet. Bir de vada ilmi denilen kelimelerin, evet, konması, yapımı o okutuluyor. Hocam mantıkta Aristo okutuluyor değil, evet, mi? Yani genelde Farabi de okutuluyor. Farabi de okutuluyor ama ağırlıkta olan bir İsağoji var. Tabii İsağoji meşhur. Evet, meşhur. Onun üzerindeki, evet, evet. Onun üzerinde olan işte Monitullah olsun, Muhyiddin olsun, evet, işte Molla Fennari'nin kitabı var. Var. İşte o okutuluyor. Kavli Ahmet okutuluyor. Şerh Şemsiye okutuluyor. Bu şey, eserler okutuluyor genelde bizim Şark Doğu medreselerinde. Evet. Tabii bundan sonra tabii bir de mantıktan sonra da dedik ki işte vada ilmi, ondan sonra istiare ilmi devam, evet, ediyor. İşte belâhe, beyan, bedi' ilimleri okutuluyor. Hatta bu son zamanlarda Cemul Cevami var mı? Evet, Cemul Cevami de var. Usul fıkha giriyor. Evet. Yani fıkhın kurallarını, kaidelerini, asıl şeylerini, usullerini anlatıyor. Şafii fıkhından ele, evet, alıp Şafii yola çıkıp, evet, evet. Hepsine hitap eder, evet, ama. Evet, hepsine de hitap ediyor. Yine hadis ilmi okutuluyor. Usulul hadis okutuluyor. Fıkha okutuluyor. Usul fıkha da okutuluyor. Hatta tefsir var. Tefsir, evet, okutuluyor. Usulul tefsir okutuluyor. Yani kısacası, yani şöyle diyelim, medresede okuyan bir insan Arap ülkelerine gittiği zaman
o zaman medreselerin kıymetini, önemini anlar. Evet. Mesela biz şahsen El Ezher'e giderken baktık ya buradaki bu önemi, buranın önemi ne kadar kıymetli, ne kadar değerliymiş, baha biçilmez. Orada anladık. Evet. Yani şimdi tabii bu ilimlere ağırlık veriliyor. Tabii gerçekten bu ilimlere de ihtiyaç var. İnşallah bundan sonra devam edecek. Hatta bizim bazı hocalarımız da Cenab-ı Allah'ın verdiği bir edebi bir kabiliyetleri var. Mevhibe. Evet, mevhibe. Mesela az önce bir hocamdan, Seydam'dan bir örnek verdim. Molla Şeyh Mahmud'dan. Bitlis'teki Seyyid Molla Mahmud'dan. Hatta mesela bizim daha tanıdığım birçok insan, mesela bizde bir şey vardı. Bir Seyyid Molla Abdülhakim 11. Cumhurbaşkanı Bingöl'e giderken kendisiyle görüşmüş, hadi demiş ki bir İslam alimi, bilgini kimse gelsin, ben istiyorum bir ziyaret edeyim. Evet. O zaman Seyyid Molla Abdülhakim'i, bizim sevkarlı Seyyid Molla Abdülhakim Efendi'yi göstermişler, o gitmiş. Onun da, o da ara sıra şu beyti terennüm ederdi. İlahi abdukel asi etaka mukirren bi zunubihi ve kad de'aka fe in lem teğfiri zunuba ve men yeğfiri sivaka. Ey Rabbim, senin asi kulun sana geldi, rahmetine sığındı. Eğer sen beni bağışlamazsan kim beni bağışlayabilir? O onu söylerdi. Yine bakıyoruz ki o sevker medreselerinde okuyan meşhur, aynı zamanda Şeyh Selim Efendi, tasavvuf ilminde Palulu Şeyh Ali Efendi alan. Meşhur Şeyh Selim. Evet. Onun beyitleri de evet, var. Evet, ben aynen şöyle der. Evet. Terk edenler şöhreti insan olur. Evet. Masivadan el çeken sultan olur. Bu cihanın yok bekası bil yakin. Hak buyurdu kullu şeyin fan olur. Evet. Evet. Yani yine bakıyoruz. Molla Hüsnü Efendi vardı. O da Farsçası da çok güzel. Şöyle derdi. Nehin bimem ezin dozak ki her helmin mezid goyet ki hoş nahnu inna nahnu kasemna beynahum silvane bu mirra. Anlamında bir şey okuyordu. Yani Farsça Arapça karışık. Evet. Evet. Ne şöyle diyor? Derdi. Nehin bimem ezin dozak inna Allah sonunda diyor inna Allah raufum bil ibadet silvane bu mirra. Şimdi diyor ki o haykıran, bağıran, evet, işte ses çıkaran cehennemden korkmuyorum. Niye? İnsan korksun ki, çünkü cehennem sürekli kaynarcasına şöyle bağırıyor, diyor ki hel min mezid, evet, daha gelen fazlalık var mı? Gelsin, gelsin. Evet. Niye ben korkmuyorum? Allah muhafaza. Evet, evet, Allah korusun cümlemizi. Öylesi bir şeyden insanın korkması lazım. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde diyor ki, İnne Allahe raufun bil ibad. Cenab-ı Allah kullarına karşı yani çok merhametli ve şefkatlidir. Bu benim için yani bir dayanaktır. Onun için ben çekinmiyorum, korkmuyorum. Evet. Tabii bu da Cenab-ı Allah'ın verdiği bir kabiliyet. İşte gerçekten İslam alimlerine, bu medrese alimlerine, o ilmiyle amel edenlere ihtiyaç var. Çünkü onlar şöyle bakıyorlardı. Derlerdi ki İlim amelsiz olsa balsız kuvara benzer. Amel ilimsiz olsa tatsız simara benzer. Yani evet, ilimle ameli birbirine ayırt etmezlerdi. İlim olduğu zaman amel olacak. Amel olduğu zaman ihlas olacak, samimiyet olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinden çıkartmışlar. Peygamber Efendimiz diyor ki helekel nasu illel alimun ve helekel alimune illel amilun. وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ وَالْمُخْلِسُونَ عَلَى خَاطَرٍ عَظِيمٍ. İnsanlar helak oluyorlar, alimler müstesna, onlar da helak olurlar. Yani ilmiyle amel edenler müstesna, onlar da gidebilirler. Ama ihlası olanlar müstesna, ihlas çok önemli. Onlar da büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Çünkü şeytan ve nefis insanlarla uğraşıyor. Cenab-ı Allah cümlemizi evet, muhafaza buyuruyor. Bir buyursun. De hocam evet, bakınız o şimdi bu medrese kültüründe evet, çok büyük insanlar yetişmiş. Ama tabii hepsinin yeri ayrı. Bediüzzaman Hazretleri adeta o işin balını evet, çıkarıp meyvesini evet, Risale-i Nur gibi evet, ki bütün ümmetin malıdır. Bir grubun evet, değil yani. Risale-i Nur gibi bir meyveyi evet,
ümmeti hediye etmiştir değil mi? Yani evet. Risale-i Nur'a baktığımızda sanki bütün o şark medrese kültürünün değil mi hocam bir balı meyvesi gibi inanılmaz bir olay. Çok iyi aktarmış. Evet. Değil mi hocam? Neler söylersiniz? Evet. Şimdi Mustafa Belzaman tabii hem kesbi ilmi var evet. hem de vehbi ilmi var. Evet. O da Cenab-ı Allah'ın bir vergisi. Evet. İnsan böyle hayatına baktığı zaman, tarihine baktığı zaman diyelim ki Nursin'de de okumuş. Evet. Hizan'da zamanda okumuş. Beyazıt'ta evet. okumuş. Evet. Mardin'de, Tillo'da. Evet. 70 evet. evet. Allah'ın vergisi. Yani evet. evet. Tabii o da şimdi şöyle diyelim bizim bildiğimiz yani Cenab-ı Allah'ın bize gösterdiği bir numunedir. Aslında onun gibi tabii numune, çok büyük alimler büyük, var. Çok evet. büyük alimler var. Ve böyle, hocam Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığımız Allah razı olsun Risale-i Nur'ları bastırdı. Evet. Yani sadeleştirilmiş haliyle. Yok, orijinal. Orijinal yani. Evet, sadeleştirilmeye ben karşıyım. Evet. Üstad da karşı. Mesela Montaigne hocam böyle üçlü biraz gidelim. Montaigne 16. yüzyıl Fransızcasıyla yazar. 18. yüzyılda yaşamış. Şimdi Fransa orta iki talebesi Montaigne'i anlıyor. Biz de sadeleştirmeyeceksiniz ki anlasın bizim evet, neslimiz. Doğru. Aynen. Sadeleştirme yanlış. Evet. Yani onu da belirtmiş olalım. Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan sözlerdeki evet. hüner, zarafet ve meziyet kimsenin değil. Belki bir desti gaybidir ki evet. o kamete göre keser biçer giydirir. Biz ise içinde sadece bir tercüman, bir evet. hizmetkarız. Mehmet evet. Akif nedir? Edebiyatta Hugo, Victor Hugo ve William Shakespeare Bediüzzaman'ın ancak kalfası olabilirler der. Evet. Değil evet. mi hocam? Evet. İşte bu şark kültüründen, şark medrese kültürü olmasaydı Bediüzzaman da olamazdı. Evet, oradan çıkmıştır olamaz. Yani oraya gelin. Onun gibi nice örnekler var tabii ki. Evet, evet. büyük insanlar şimdi, var. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Yani yerleri cennetül firdevs evet. olsun. Gerçekten de onlara ihtiyaç var. Evet. Yani şimdi biz, yani şunu çok iyi bilmemiz gerekir. Manevi değerlere özen gösterilmese, sadece maddi değerlerle insan bir yere varamaz, gidemez. Evet. Yani bir toplumun, bir milletin ilerleyebilmesi için geçmişini de asla unutmaması gerekir. Bir de hocam eskiden Palu'da bazı medreselere Tolstoy da okutuluyor, evet. edebiyat da okutuyor. Evet. Fransız, Rus klasikleri. ya inanılmaz bir kültür. Evet. İnşallah ben medrese okumadım ama o 12 ilimle ilgili kitapların okuyorum. Hepsini bitiriyorum böyle. Evet. Kendim okuyorum. En azından bir defa evet, okumuş evet, oluyorum. Allah razı olsun. Evet. Ha, bir defa da olsa okumamız lazım. Evet. O en azından o geleneği bir görelim değil evet. mi? O tabii, ben bir tabii. defa da olsa okuyorum. Evet. Tabii sizin gibi tekrar etmedik. Ama bir defa okusak bile çok faydasını görüyorum. Evet. Cemul Cevami'nin diğerlerinin. Evet. Tabii döne döne baktığımız da oluyor ister istemez. Evet. Yani bir evet. de biz insan o medrese şeyine baktığı zaman bakıyor ki öyle güzel bak yani güzel yani Müslümanlar sanki insan diyor ki birbirine haberdar birbirleriyle evet. o zaman hiç haberleşme şu anki gibi ulaşım şeyi olmamasına rağmen evet. bakıyoruz ki mesela bizim Şark Doğu Güneydoğu medreselerinde Endülüslü İbn-i Malik'in Elfiyesi okutulmuş. Evet. Bak. Ki Endülüs Arapçası tabii, çok zordur. Tabii çok, çok zordur. Evet. Yani. Evet. Yani mesela İbn-i Malik tabii o Endülüs şey olduktan sonra Mısır'a geliyor. Evet. Mısır'da devam ediyor. Ama şimdi insan diyor belki bu İslam alimleri de Endülüs'ten yani ders almışlar. Tabii, tabii ki hocam de, şimdi Nasreddin Hoca'ya sormuşlar. Demişler evet. Nasara ne demek? Evet. Bilmiyorum demiş. Halbuki büyük bir molladır. Evet. Oğlu da İstanbul'un fethinde ilk kadıdır Molla Nasreddin'in. İki tane Nasreddin var. Bir Nasreddin-i Tusi Hazretler evet. rahmetullahi bir de Molla Nasreddin. Bizim Nasreddin hocam ikisi de bizimdir. Demişler ya nasıl sen bilmiyorum dedin o adama bir halktan birisi gelmiş sormuş. Sen koskoca mollasın. Ya demiş biliyorum desen daha 24 bab var. Evet. Yani, hangi birini demiş ben söyleyeyim. Evet. Yani tabii bir ders vermiş bize. Evet. Yunus Emre Hazretleri ne diyor? Bunu da aktarıp size geçiyorum. Yunus Emre Hazretleri rahmetullahi aleyh ne diyor? O da medrese okumuştur. Biçare Yunus ne bilsin ne kara okudu ne ak. Evet. Halbuki okumuş. Evet. Her şeyde ak ve karanın evet. içinde gizli değil mi hocam? Evet. Ali Rıza hocam, Seyda. Evet. Çavazilik yapmış. Nihat hocam durmuyorsun aktivist yapın devam ediyor. Almanya'daki görevler, evet. musiki cemiyeti ona da geleceğim de daha önemli bir şey var.
emekli imam hatiplerimizin dernek başkanısın. Evet. Rahmetli çalışanlar. Emekli ve çalışanlar hepsi geliyor. Çalışanlar daha çok. Hepsi var. Evet. Yaşayan bütün imam hatipler, emekli olsun, çalışan oradalar. Rahmetli Hacı Halil'in varisisin. Evet. Onun şeyine oturdun, postuna oturdun. Hacı Halil kurucusu. Hacı Halil'in postuna oturdun. Evet. Neler söylersin? Şimdi önce derneğimizle alakalı bilgi vereyim istersen. Evet. Şimdi dernek 68'de kurulmuş, 73'ten müracaat etmişler. Evet. Şimdi bugünkü bu Gazi Caddesi'nde Danış Apartmanı var. Evet. O Danış Apartmanı. İlk orada mı kurulmuş? Tabii olduğu yerde. Onu bak ben bilmiyordum. Önemli bir bilgi orada, verdin. Orada kurulmuş. Hangi yıl? 68'de. 68. Fakat resmi, orada tabii apartman yok o anda. Tabii resmi müracaatlarını evet. 73'te yapmışlar. 50 yıllık. 51 yıllık. Aslında 68'de katarsan. Şimdi bu. 57 yıl. Tabii 57 yıl. Evet. Şimdi bu kurulma süresi. Müftü Ömer Efendi. Evet. Bunu kurdurmuş müftüken. Evet. Kurucuları Hacı Halil Bilginoğlu. Evet. Hasan Gül. Bu İzzet Paşa'nın imamı. Bahattin Hoca'nın babası. Tabii Bahattin Hoca'nın Allah babası. Allah rahmet etsin. Amin. Bedri Hoca. Bedri Özer. Harun Hoca'nın. Bizim Bedri Özer kardeşimizin dedesi. Tabii. Harun Özer abimizin babası. Hafız Abdullah Nazır. Evet. Kurucuları. Evet. Bunlar. Bir de Sait Çelik. Evet. Molla Sait. Mehmet Çelik hocamızın babası. Evet, profesör babası. Doktor. Mehmet şimdi, Çelik ilahiyatta hocamdı bizim. Bunlar müftülük tarafından İyi tarihçidir. Kurulmuş. Evet. O günden bugüne de faaliyetlerine devam ediyor. Oturuyoruz. İşte şu anda yeni yerimiz. En son yeriniz nerede? Yeni caminin, seyircilerimiz için. Yeni söyleyeyim. Caminin yanındaki binayı kullanıyorsunuz. Taziye evini kullanıyoruz. Diğeri depremden oradayız. Dolayı herhalde oraya geçtiniz. Oradan ayrıldık biz. Evet. Yani şimdi daha bir yer olmadı. Yani 3 ay falan oldu. Evet. Şimdi oradayız. Arkadaşlar geliyor. İmam arkadaşlarımız geliyor. Şimdi eskiden derneğimizde müftülüğün öncülüğünde yani müftülük kurduğu için faaliyetlerin hepsine müftülük müdahil oluyor, yardımcı oluyor. Şimdi biz tabii yani buradan biraz şey olacak, sitem olacak. Evet. Yani müftülüğün bir yardımını göremiyoruz. Şimdi hocam ben orada çalışıyoruz diye değil, Ali Rıza hocam da İrfan Bey çok değerli bir müftümüz, çok kaliteli bir insan. Şimdi bu müftü çok Bey'den, da alim bir insan. İrfan Bey'le biz bu konuyu konuşalım tekrar. Yani, değil mi Ali Rıza hocam? Müftümüz çok hoş. Iyi olur. Biz evet. Biraz çok daha tüm müftülerimiz öyle ama İrfan biz Bey'in biraz daha ilci bekleriz. Gerçekten ayrı bir yeri var. Mesela sözü keseyim. İnşallah bu konuyu şimdi, tekrar dile getirelim. Tabii inşallah. Mesela evet. Fikret Karaman dönemi. Evet. Şimdi Fikret hocama da selam, Ömer, hürmet, Ömer hayırlı Kocaoğlu, Ramazanlar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Sürekli derneğe gelen giden Yusuf evet. Sarıkaya. Evet. Dünekli dernekten ilgilenen, Yusuf hocamıza da selamlar, hayırlı Ramazanlar. Çünkü bu din görevlilerimiz evet. gidip kahvede oturamaz. Evet. Yani sağa sola gidemez. Gelip orada kendi evet. aile gibi bir yerdir, orada oturacak. Evet. Gelip yani oraya sahip çıkmak lazım. Evet. Yani bu şeyi yaparken biz bir suçlanmayla değil. Anlıyorum, yok. Siz sesli düşünüyorsunuz sesli samimiyetten. Gerçekten öyle. İnşallah her şey dilediğiniz gibi olur. O öyle de olur Allah'ın izniyle. Hocam neler yapıyorsunuz? İmamlarımız iştirak ediyor mu? Faaliyetler şimdi, neler? Şimdi bu yeni yere henüz de arkadaşlar alışamadılar. Evet. Yani günlük öğleden Çin'de arası açık. Evet. Orada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. İşte mesleki İnşallah daha da artar. İnşallah. Yani. Evet. Bir de hocam aziz kardeşimizle beraber bir cemiyete gidiyorsunuz. Elazığ Kültür Müşri Derneği. Aziz, soy ismi neydi? Aziz Koç. Aziz Koç bizim de arkadaşımız. Çok başarılı bir öğretmen ve musiki şinas. İyi bir organizatör. Evet. Oradan biraz bahsedelim. O cemiyette neler yapıyorsunuz? Şimdi biz oraya, başarılı bir cemiyet. Elazığ Kültür Müşri kutluyorum ben. Evet. Kurucularındanım. Evet. 2010 yılında bunu 20 tane arkadaş. Derneğin tam adı ne? Elazığ Kültür Musiki Derneği. Çok güzel bir isim, evet. İlk kurucu başkanı Nezih Kaya'dır. Evet. Oranın. Evet. Nezih Kaya nerelerde şimdi? Şu anda üniversitede. Burada yine. Tabii çalışıyor. Selam söylüyoruz hepsine. Evet, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah razı olsun. Yani orası şu anda musiki olarak güzel hizmetler yapıyor. Elazığ için evet. büyük bir şanstır orası. Evet. Yani
Yani buradan aslında demin arada konuştuk. Evet. Yani milleti davet ediyorsun değil mi Ramazan'dan sonra? Tabii davet ediyoruz. Bak hocamız davet ediyor. Yani, İlahi de okunuyor şimdi, orada. Tabii, dini tabii, musiki de yapılıyor. Tabii. Zaten harput musikisi ilahiye en yakın formlardan biri. Tabii tabii. Evet. Yani orada sanat müziğinin, harput musikisinin, evet. Tasavvuf musikisi mesela. Hocam dergah gibi şeyde, ha. Tabii, dergah tabii, yani. Aynen öyle. Bildiğin dergah. Evet. Elvanesiyle, mezheriyle. Yani bu gibi kültür evet. merkezlerine, evet. din görevleri derneği gibi, evet. Elazığ Kültür Musiki Derneği gibi evet. yerlere belediyemizin, valiliğimizin evet. sahip çıkması lazım. İnşallah. Hele Elazığ evet. Kültür Müziği Derneği gibi böyle hizmet eden, evet. sürekli projeler üreten bir derneğe gerçekten daha çok sahip çıkmak lazım. Gerçekten kutluyorum ben. Çok iyi organizasyonlar yaptınız, yapıyorsunuz. Evet. Hala da yapılıyor. Yapılıyor. İmkan olursa bu daha da artar. İnşallah hep beraber maddi ve manevi desteklerimiz sizinle. İnşallah, inşallah. Tabii en başta din görevlileri derneğimizle. Tabii. Ali Rıza Hocam... 12 imam katarımız uyamazsın demedim mi? Bu dervişlik bir dilektir, yakasız yensiz gömlektir. Bilene büyük devlettir, giyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi, bunları sana söylemedim mi? Bu bir demdir gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Yemeyenler kalır naçar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Pir Sultan Abdal Şahımız, cihana çıktı ahımız, 12 imam katarımız, uyamazsın demedim mi? Değil mi? İsmin evet. 12 imamdan, evet. ailede seyitlik var. Evet. Seyfkar seyitlerindensiniz, evet. Seyfkar Baba Hazretlerinin soyundan rahmetullahi aleyh. Biraz Seyfkar Baba Hazretlerinden ve Seyfkar medreselerinden bahsedelim. Evet. Şeyh Seyyid Muhammed Gattal Hazretlerine kadar dayanıyor galiba. Aynen öyle. Hazreti Hüseyin'in torununun Hı. oğlu Maden'de metfun. Neler söylersiniz? Şimdi onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar diyelim evet. o ilmi getirdiler. Nereye gittilerse de boş durmadılar. Yani Müslümanlara, insanlara faydalı olmaya çalıştılar. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise-i şerifinde diyor ki hayrun nas men yenfa'un nas. Evet. İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olanıdır. Yani ilmiyle, bilgisiyle, evet. yeri geldiği zaman makamıyla, yeri geldiği zaman gerekirse yani ekonomisiyle, yani her yönüyle faydalı olanıdır. Onlar da ilim açısından, hatta tasavvuf açısından bu insanlara yani dil, ırk fark etmeksizin bütün insanlara faydalı olmaya çalışmışlar. O ilim serüvenini bugüne kadar getirmişler. Evet. Yani dua edin inşallah bundan i̇nşallah sonra İnşallah Sefkar Baba Hazretleri evet. rahmetullahi evet. Karakoçan'da kabri. Evet. Hocam onun torununun torunu. Allah muvaffak etsin. Bakınız böyle Bingöl'de çok değil mi değerli gelenekler evet. var. Yani Melekhan evet. Şeyhleri, evet. sizler, diğerleri, Nurşin, Doğu'da. Allah bunları muhafaza eylesin. Amin. Canlarımız onlar bizim yani seydalarımız, mollalarımız, her şeyimiz. Vatanperver, devletçi insanlar, evet. bayrakçı insanlar. Allah sayılarını artırsın, muhafaza eylesin evet. inşallah. Amin. Musa Işın valimiz, Ali Rıza Bey'in kuzeni. Yine evet. o Sefkar Baba'nın torunlarından Kütahya Valisi, benim yakın dostum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum Sayın Valime, Musa Işın Bey'e. Çok önemli bir valimiz, çok değerli bir üst düzey bürokratımız. Çok büyük hizmetler yapıyor Kütahya'da. Onu da Ramazan'la hayırlı ediyoruz. Ali Rıza Arpacık Bey'in yakın akrabası. İnşallah Musa Işın Bey buraya gelirse de teşriflerini programımıza bekleriz. İnşallah. Elazığlı çok valimiz var, atandı. Onların en önemlilerinden biri. Hepsi değerli. Musa Işın valimiz, bütün valilerimiz değerli tabii ki bizim için baş tacı. Son sözlerinizi alarak inşallah bitişe doğru gidelim. Evet. Nereye söylersiniz Ali Rıza Bey? Şunu diyorum, her anne baba çocuğuna yani dinini öğretmesi gerekir. Çünkü... Sözünüzü unutmayın. Ediz evet. Hocam hayırlı yayınlar konuklarımıza ve size sevgi ve saygılar. Programınızı beğeni ile izliyoruz. Oruçlarınızı Allah kabul etsin. Ankara Muzaffer Çeçen
Muzaffer abimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Selamlar iletiyoruz. Sadık bir izleyicim. Hayırlı Ramazanlar. Sadık bir dostumuz. Hayırlı Ramazanlar. Tahsin Kazan dostum, kadim dostum yine mesajını göndermiş. Selamünaleyküm Ediz Hocam. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar Tahsin Hocam. Doçent Doktor Tahsin Kazan da Şark Medrese kültürünün yetiştirdiği en önemli isimlerden biri. Ali Rıza Hocam gibi. Siz devam ettiriyorsunuz hocam. Evet. Devamla. Şimdi her anne baba çocuğuna dinini öğretmesi lazım. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni anne babasıdır. Bir de İslami ilimlere yönlendirmeleri gerekir. Yani günümüzde tek kanatlı değil. Evet. Çünkü çocukları, gençleri, nesli atiyi çift kanatlı yetiştirmemiz gerekir. Ta ki yani dünya ile ahiret dengesini koruyabilsinler. Evet, hocam baban ismi neydi? Hakkı, Hacı Hakkı. Hakkı bitişe doğru gidiyoruz. Son dakikalarımız. Hakkı Akyol ve Vasfi Akyol. Vasfi Akyol çok önemli bir subaydır, müziki şinastır. Evet. O aileden Nihat Akyol. Çok önemli bir aristokrat, Harput, Yığıki, Aksaray ailesi. Evet. Gerçekten hem imamlığıyla hem de müziki şinaslığıyla adeta Saadettin Kaynağ'ın, Kani Karaca'nın yolunda, Vasfi Akyol'un yolunda devam ettiriyorsun. Son sözlerin nelerdir? Onları da hayırla yad ettik. Allah razı olsun. Seyircilerimizden hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Pek derneğimizi fazla tanıtamadım. Yine ama bekleyeceğiz inşallah. İnşallah daha. Sahir programlarımda ben Ramazan dışı yine inşallah bekleyeceğiz. Hem Kanal Fırat'a hem size teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Rahmetli baban Hamdi Başaran Kur'an kursunu da yaptırmıştı. Rahmetli Hamdi Başaran'la, Habaş'la beraber. Allah hepsine rahmet etsin. Teşekkür ediyoruz. Allah çok güzel bir sohbet oldu iftara doğru. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz.